أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Talebeyken abi, o zaman ikinci sınıftan sonra üçüncü sınıfa, dördüncü sınıflara, A sınıflara hazırlattırıp ders okuturdu. İlk olarak takva dersini okumuştum. İkinci olarak da bu dersi okumuştum abi. Üzerinden 15 yıl geçmiş. Sonra tekrar okudum ama bugünden bugüne bakalım ne değişmiş abi. Toplayıp okumuştum bu şeyle alakalı, atıfları da okumuştum. Şimdi atıflar aklımızda olduğu için şey yapmayacağım fazla, detaylandırmayacağım. Hem de o daha çok böyle muhatapların daha böyle külliyata vakıf olan kişilere muhatap olduğu bir dersin. Daha umumi ders havasında olacak. İnşallah. 29. sözün ikinci maksadına bir dördüncü meda var. 9. hakikatle birlikte okuyacağım burayı. Burası 9. hakikat daha böyle hülasatan, daha bir öz olarak ifade ediyor üstad burada. Sonra 29. sözde bu meseleyi açacak. Cenab-ı Hakk'ın İhya ve İmatesi. Bu akşam gidersiniz. 10. söz. 9. hakikat. Bab-ı İhya ve İmatedir. Öncesinde 4. medarı bir okuyalım. 29. söz. 2. maksat. 2. maksat. 4. medar. Pek çok nebilerde, hatta gece ve gündüzde, kış ve baharda, cev ve havada, hatta insanın şahıslarında, müddeti hayatında değiştirdiği bedenler ve mevte benzeyen uyku ile haşir ve neşre benzer bir nevi kıyamet, bir kıyamet-i kübranın tahakkukunu ihsas ediyor, remzen haber veriyor. Mesela bunun üstüne kurulu. Şeyde, 9. hakikat da bu şekilde üzerine kurulu ve çeşitlendirecek üstad, manayı istifade etmek adına çeşitlendirecek. Hatta mesela haftalık bizim saatimizin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan çarklarına benzeyen Allah'ın dünya denilen büyük saatindeki yevm, sene, ömrü beşer, yevm, gün demektir, yevmiye deniliyor ya, gündelik. Yevm, sene, ömrü beşer, deveran-ı dünya birbirine mukaddime olarak birbirinden haber veriyor, dönerler, işlerler. Geceden sonra sabahı, kıştan sonra baharı işledikleri gibi, mevten sonra subhu kıyamet, kıyamet sabahı, o dezgâhtan, o saat uzmadan çıkacağını remzen haber veriyor. Bir şahsın müddeti ömründe başına gelmiş birçok kıyamet çeşitleri vardır. Her gece bir nevi ölmekle, her sabah bir nevi dirilmekle emarat-ı haşriye görüldüğü gibi, haşrin emareleri görüldüğü gibi, 5-6 senede bir ittifak bütün zerratını değiştirerek, hatta bir senede iki defa tedrici bir kıyamet ve haşir taklidini görmüş. Ayrılan her bir şahsa da fert deniyor. Başka bir yerde söylüyor işte. O derste çalıştığım için biliyorum. 6 ayda bir fert ayrılıyor insanlar. Hem hayyam ve nebat nevilerinde 300 binden ziyade haşir ve neşir ve kıyamet-i neviyeyi her baharda müşahede ediyor. İşte bu kadar emarat ve işarat-ı haşriye ve bu kadar alamet ve rumuzat-ı neşriye elbette kıyamet-i kübranın tereşühatı hükmünde o haşre işaret ediyorlar. Değil mi? Mesela yine Bab-ı Hıfz ve Himaye'de de söylüyor. 7. hakikattir o da. Küçük küçük cüzdanların cemi neyi gösterir? Değil mi? Bizdeki nüfus cüzdanları değil mi? Hepimizde birer tane nüfus cüzdanları var. Bunların cemi neyi gösteriyor? Bir nüfus dairesini gösteriyor bütünlüğü. Bu küçük küçük kıyametler de bir kıyamet-i kübrayı haber veriyor. Bir defterin yaprağının, bir kitabın yaprağının kitaba işaret etmesi gibi. Evet. Bir saniye hakim tarafından nebilerde böyle kıyamet-i neviye, yani bütün nebatat köklerini
bir kısım hayvanları aynen baharda ihya etmek ve yaprakları, çiçekleri ve meyveleri gibi sair bir kısım şeyleri aynıyla değil, misliyle iade ederek bir nevi haşir ve neşir yapmak, her bir şahs-ı insaniyede kıyamet-i umumi içinde bir kıyamet-i şahsiye delil olabilir. Çünkü insanın bir tek şahsı başkasının bir nevi hükmündedir. Zira fikir nuru, insanın amaline ve efkarına öyle bir genişlik vermiş ki, mazi ve müstakbeli ihataydır. Dünyayı dahi yutsa tok olmaz. Sahir nevilerde fertlerin mahiyeti cüziyedir. Kıymeti şahsiyedir. Nazarı mahduttur. Kemali mahsurdur. Lezzeti ve elemi anidir. Beşerin ise mahiyeti ulviyedir. Kıymeti gariyedir. Nazarı andır. Kemali hassizdir. Manevi lezzeti ve elemi kısmen daimidir. Yani şey de vardır. Lezzetten, elemden, lezzetten, lezzetten, eleme geçişleri var. Ahiret babında da düşünürsek, cehennemin de birinci mertebesi, yani cehennem olarak isimlendirilen mertebe, ehl-i iman, günahkar kısımların azap çekileceği yer olduğu için bir nevi şeydir. Elemi geçicidir yani. Öyleyse bil müşahede sair nevilerde tekerrür eden bir çeşit kıyametler ve haşirler şu kıyamet-i kübra-i umumiyede her şahs-ı insani aynıyla iade ederek haşredilmesine remzeder, haber verir. 10. sözün 9. hakikatında 2 kere 2, 4 eder derecesinde katiyet ile ispat edildiğinden burada ihtisar ederiz. Gelelim 9. hakikata. Evet. Çok tatlı yerlerden birisidir. Ben keyifle okudum. İlk defa bir ortama girdiğim zaman da böyle ders oku derlerse 10. cüzün hakikatlerinden okuyorum abi. Böyle içimden geliyor. Yani daha önce de dediğim gibi toplamasını yapıp da alemimizde kendi alemimizde hallettiğin için tabi haşrın bütün meselesini hallettim diyemem ama kendi alemdeki meseleleri bu hakikatlerle hallettiğiniz için istifadeli olur niyetiyle muhakkak buradan okurum yani. 9. hakikat bab-ı ihya ve imatedir. İsmi hayy-i kayyumun muhyi ve mümitin cilvesidir. Bu esmalar noktayı nazarından bu kapıdan girebilecek miyiz? Ya da ne kadar girersek istifademiz o kadar olur inşallah. İş mümkün müdür? Ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde beşer haşri gibi acip 300 binden ziyade envai mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede karışıklık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle bütün ibadının enzarını saadet ebediye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa omuz omuza el ele verdirip emir ve iradesi dairesine döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet rububiyetini gösteren ve beşeci şecere-i hilkatin en cami ve en nazik ve en nazenin en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir-i rahim, bir alim-i hakim kıyameti getirmesin, haşr yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin ve edemesin, mahkeme-i kübrayı açmasın, cennet ve cehennemi yaratmasın. Haşa ve kella. Bu meselenin zahir oluşundaki şey daha çok hani zahir olarak ifade edilmesindeki mesele daha çok böyle gözümüz önündeki delillerle delillendirmesi. Batını veçesi de var mesela birazdan ilim, irade, kudret üzerinden bir örnek verecek. Dikkat edilirse anlaşılıyor. Ama bu işin hani tam batınına inilmek istiyorsa yani 9. sözün batını bir dersi yapılacaksa böyle bir şeye neden gerek var sorusuyla girilmeli. O şekilde batını inilebilir ya da diğer türlü
hali hazırdaki olan hadiseden ve tabiat hadiselerinden, kainattaki cereyan eden hadiselerden şey olması, insanların nazarlarının Cenab-ı Hakk'a şuursal bir sıçrama olması, olan hadiselerin Cenab-ı Hak açısından değerlendirip bunun bir devamının olduğu ve bu hayatın bir devamının olduğu ve insanın ona göre yaşanması gerektiği üzerinden bir ders olacak. Abi bir de orada belki ben yanlış anladım da beşerden konuşuyor. Evet, beşer ondan meselesi. İnsaniyet yok şu an. Ondan sonra ama insan diyerekten geçiyor. Sonra tekrar beşere atlıyor. Çünkü anlayacak kişi insan meseleyi. Hı. Beşeri haletler üzerindeki tasarruf eden mananın batırında insan var. Hı. Çünkü mahiyeti ulvi olan şeydir, insandır yani. Beşer değildir ama beşeri noktada biz bu kainatta münasebettiriz. Yani bu alemle, beşeriyetimizle, yani şu cüz'i haşirlerle beşeriyetimizle münasebettarız yani. O şekilde. Evet, şu alemin mutasarrıf-ı zişanı her asırda, her senede, her günde, mudar, muvakkat ruh-i zeminde, haşr-ı ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaretini icat ediyor. El cümle Haşr-ı Bahari'de görüyoruz ki 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade enval haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken kemal-i imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüsat ve suhulet içinde kemal-i intizam ve mizan ile 6 gün veya 6 hafta zarfında ihya ediliyor. Bu tabirlerin batında da karşılıkları olmakla birlikte zahirde de karşılıkları var. Bir Ziraat mühendisinden dinlemiştim abi de işte falan falan tohumların tekamül süreci 6 gündür diyor abi. 6 günden sonra bu filizlenmeye başlar. İşte falan kısımda değerlendirdiğimiz şeylerini o detaylı anlatmıştı. Şu an aklımda değil. Bunların her ne kadar kainatın yaratılmasıyla da alakalı olduğu gibi abi. Her şey zahirde ortaya çıkan bir tohumun batını da var. Yani ta Esma'ya kadar yolculuğu var ve bu 6 gün sürecinde ifade ediliyor. Yani kainatın yaratılması, kainatla alakalı çünkü. Her şey bir şeyle alakalı. Öyle olmazsa bu kadar kemali intizam olmaz. Bir yerden farklı bir el müdahale etse şirk bu yüzden reddedilir. Şirkin olduğu yerde karışıklık vardır. Mükemmellik varsa vahidiyet vardır yani. Vahid ve ehad kavramlarının bütünlüğü vardır. Kayyumiyet üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın hayatlandırmasının bir manası vardır. Onun haricindeki bir elin müdahalesi tamamen şu ifadeleri bertaraf edecektir. Kemal-i imtiyaz, suhulet-i mutlaka, kemal-i intizam, mizan, yüz'at, genişliği Cenab-ı Hakk'ın, rahmet şeyin esmasının her tarafta tasarruf etmesi, rububiyet oluyoruz Cenab-ı Hakk'ın. Bunu tamamen şey yapar, bozar, tard eder. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin? Semavat ve arzı 6 günde halk edemesin, insanı bir sayha ile haşredemesin. Haşa. Şimdi bir örnek verecek. Dikkatle bakılırsa Cenab-ı Hakk'ın yine irade ve kudreti görülüyor abi örnekte. Yani aslında hani üstad çok aynı şey üzerinden farklı örnekler vermiyor. Her verdiği örnek başka bir manaya. Biz hani hepsini anlamak istersek hepsini anlıyoruz. Acaba şimdi 3 tane örnek gelecek. Bunu güzel anlarsak İhya-i Haşr de daha böyle manidar olacak. Acaba muciz numa bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş, 300 bin kitabı tek bir sahibe de karıştırmaksızın, galatsız, sehifsiz, noksansız, hepsini beraber gayet güzel bir surette bir saatte yazsa, biri sana dese, şu katip kendi telif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak. Sen diyebilir misin ki yapamaz ve inanmam. Bu ilimdi abi. Bir daha okuyorum.
mucizluğuma bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfede cem etme bir özelliği var. Öyle bir şey ki ve o yazdığı sayfeden 3000 tane kitap çıkacak. Mükemmel bir mucizluğuma bir, yani mucize bir haleti bundan. Hafızası, ilmi, ilmin genişliği bundan bir şey. Aynı zamanda o kadar mükemmel bir ilim meratibine sahip ki, hem bir 300 bin kitabı tek bir sayfada yazabilmek gibi, ifade edebilmek gibi bir şifreleme metodu, bir programlama metodu gibi olmakla birlikte 300 bin sayfa kitabı ayrıyeten de ortaya çıkabilecek bir zattın ilminden bahsediyoruz. Bu ne demek? Tohumdan ağaca kadar ki şeyin, ilim meratiplerinin hepsine vakıf bir zat. Örnekler ayrı ayrı, ben bütün bir şekilde dağılmasın diye bütün bir şekilde ilerleyeceğim. İkincisi veyahut bir sultan-ı mucizekar kendi iktidarını göstermek için ve ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır. Memleketleri tebdil eder. Denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış, o zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş, geçemiyorlar. Biri sana dese, o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak. Misafirlerini yolda bırakmayacak, sen desen ki kaldırmaz veya kaldıramaz. Bu da Cenab-ı Hakk'ın kudreti. Burada farklı bir sıralama olacak abi. Normalde biz ilim, irade, kudret şeklinde gidiyoruz ya, bu sefer ilim, kudret ve irade şeklinde. Batınısı burası bu meselenin. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tecelli ettiği şeyler de son noktada irade insanda. Cüz-i irade olarak tanımlıyoruz bunu. Cenab-ı Hak ilmin de irade diyor, kudretiyle yaratıyor kainatı. Kainat yarattığı kainattaki zaman kavramına müdahalemiz ya da zaman kavramı ya da mekan kavramının çeşitlenmesi bizim irademiz olduğu için abi. Cüz-i irade dediğimiz mesele odur. Kudretinde Cenab-ı Hakk'ın seçim yapabilme kabiliyeti insanı, irade, cüz-i. Ama külli irade Cenab-ı Hakk'ındır yani. Sen desin, veyahut, ne oldu abi, bir şey diyeyim. Veyahut bir gün, bir zat bir günde yeniden bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese, o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dalmış olan taburları toplar, taburlar mizanı altına girer. Sen desen ki, inanmam, ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın. Bu da irade. Farklı sayıda abi, fark ettiyseniz. Bu daha biraz önceki verdiği örnek kudrettir. Yani iktidarını göstermeye çalışıyor. İktidarını ispat için. Bu da iradesinin külliyetiyle alakalı. Komutanın iradesi. Komutan bunu bedeni gücüyle yapmıyor, bu askerleri toplama işini. Ne yapıyor? Devletin ona verdiği irade sıfatıyla devlet adına karar verebilme noktasında yapıyor bunu. Yoksa kimse komutanın beşeri gücünden kim korkar abi? Artık belki askerin biri alsa tek eliyle çevirir, yere vurur yani. Ama ağızdan çıkan kelime irade-i külliyeden gelen cüz-i irade noktasında olduğu için bu şekilde şey olur. Cüz-i irade meselesi halloluyor, açığa çıkıyor. Külli Cenab-ı Hakk'ın kudretinde taalluk etmesiyle olan kainattaki bizim cüz irademiz. Ama bu da, o irade de şeyden, Cenab-ı Hak'tan olduğu için o noktada veriyor örneği. Ama sıralama bu şekilde. İlk önce kudret mi gözüküyor? Evet abi. Çünkü kendisi de öyle diyor. Bak, kelimeyi seçeyim abi şuradan hemen. Kendi iktidarını göstermek için yapıyor bunu. Bir taşı kaldırmaktan bahsediyor. Bu tamamen kudretle alakalıdır. Kudretin bir şubesi olan kuvvetle alakalı bir meseledir. Kudrete bakın. Ama diğer türlü irade meselesi. Cenab-ı Hakk'ın, devletin iradesinin orada gözükmesi. O insanlar devlete irade şey yapıyorlar. Devlete tabiler. Ağızdan çıkan kelime, toplanın emri aslında her ne kadar komutanın ağzından çıkmış olsa da şeydir, devletin söylemesidir. Ya da bir şey, bir askerin gidip bir binayı boşaltması, boşaltın burayı demesi, kimse askerin şahsından kaynaklı değil, gelen devlet olduğu için. Devletin ağzıyla hareket ediyor. Devletin bir numarası gibi. Ama ilmi geçemiyor değil mi bunlar gelen? Yani, abi batında aslında şeydir. İrade falan değil, yani, sıralama falan. İlla ki ilim başta geliyor.
Yani şimdi bu sıfat noktayı nazarından bakılırsa hani süreç yaratılma süreci yani vücutlandırma süreci, meratiplenme, vücudun meratiplenme süreci. Hani bu dediğinden ne anladığını bilmiyorum ama bu şekilde ilimde değil bu kudretin meratiplendirmesiyle oluyor bu mesele. Cenab-ı Hak irade etti, ilmindeydik, irade etti, mecul denen Nur-u Muhammedi yaratıldı. Nur-u Muhammedi'ye kudret taallukuyla kainat yaratıldı. Kainattaki meratiplenme hem kudretin taallukuyla ve insanın iradesiyle oluyor. Yani insanın cüz iradesiyle. Cenab-ı Hak kudretiyle kainatı yarattı, tekrar bir irade var. Bu iş bir döngü. Hani şu şekilde değil. Yani ilimdeydik, kudrete Cenab-ı Hakk'ın irade etti, sonra kudret taalluk attı, bitti, yok. Tekrar bir dönüş var. Bu meseleyi yani güzel bir şekilde anlamanın yeri şeydir, ikinci remizdir. Orada şunatta bir yerde buyuruyor. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın şefkat-ı mukaddesesi, memnuniyet-i münezzehesi, şuur-u mukaddes, sevki mukaddes, lezzet-i mukaddesten sonra şey yapıyor. Orada meratiplenme sokuyor. En sonunda tekrar burası bir manevra meydanı olduğu için kainat tekrar bir dönüş var Cenab-ı Hakk'a. Ya bu zaten ayetlerde söyle turcuun ifadesi var. Tekrar ona uruc edilir. Ondan sonra tekrar memnuniyet ve iftihar muhaddesesi olarak ifade ediyor üstad orada. Şey meseleyi. Hani bu sadece şöyle sonlu bir şey gibi düşünmek yanlış olur. Nereden baktığına bağlı. Hangisi önce, hangisi sonra. Yani kesif en cami olduğu için kudret o zaman kesif noktasından bakarsan kudret daha cami yani. Tek bir noktadan bakmak şey yapar, tefekkürü kısıtlar. İşte şu üç temsili fehmettin ise. Fehmettik mi abi? Var mı temsil hakkında sual? Nakkaş ezeli gözümüz önünde kışın beyaz sayfasını çevirip bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp ruh-i arzın sayfasında 300 binden ziyade envağı kudret ve kader kalemiyle ahsen-i surette yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz, beraber yazar. Birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe birbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekle derc edip muhafaza eden zat-ı hakim-i hafiz vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Ve küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren bir zat-ı kadir ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak ve dağıtacak denilir mi? Temsili hakikati takdir ediyor. Cenab-ı Hakk'ın kudreti buna yeter. Arzı dağıtıp tekrar şey yapmaya. Hem hiç yeniden bütün ziyaret ordularının bütün cesetlerinin taburlarını kemal-i intizamla zerratı emri kün feyakün ile kaydetip yerleştiren orduları icat eden Zat-ı Zülcelal tabur misal cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczai asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denir mi? Aynı o şekilde kainatta görüyoruz. Sürekli bir şey var. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilminin şeyi var. Daire-i kudretten daire-i ilime geçiş var. Kainat üzerinde. Bu en kesif manada oluyor. Siz de o şekilde ifade etmiştiniz. Ben sormuştum abi sana. En kesif şekilde daire-i kudretten daire-i ilime geçiş oluyor. An ve an oluyor. An ve an oluyor. Yaratılıp daire-i kudret, daire-i ilim deyince belki anlamamış evet. Olabilir. Yani bu daire-i kudret burası. Yaratıldı. Ama haberimiz yok. Yaratıldığımız anda hemen kaldırılıyoruz. İlme geçiyor. Yani devamlı böyle. Zaten an ve an yaratılıyoruz, ölüyoruz. Enfusi batır manası buradan başlıyor zaten. Halkın cedid ifadesi, sürekli bir yenilik. Devamlı ölüyoruz, diriliyoruz, devamlı. Şu anda Murat hiçbirisi sen değiliz. Ama bunu aklen kabul ediyoruz. Varsayıyoruz ki böyle diyoruz ya. İlim zaten bunu söylüyor. Fen de söylüyor. Madde antimadde diye. Evet.
Ve ilginçtir, matematikte bir cümle vardır. Bir şeyin ispatı giderken abi, matematik tamamen batın olduğu için, hani kendi başına bir şey ifade etmedi. Zahirdeki kainat kanunları da kendi ifade ettiği için, matematikte şöyle bir ifadeyle başlar. Varsayalım ki diye. Varsayalım ki böyle. Varsayım üzerinedir yani. Evet. Fiziğin bazı kanunları da öyle. Sabit sayılmak şart değil. 76 civa basınca altında 0 santigrat derecede deniz seviyesinde sabit sayılır. Niye sabit sayıyorsun kardeş? Fokur fokur kaynarken bu kainat sabit miydi? Başka izah edemiyor da ondan. Ama bu fizik 0 santigrat derece 76 milimetre civa basınca altındakini sabit sayarken bunu sorgulamayacaksın. Sabit o. Bu böyledir. Niye? Böyle. Başka izah edilmiyor. Allah'ı niye sabit saymıyorsun? Varsayalım ki Allah var. Deyip abi. Başlamıyor öyle. Evet. Ve şeydir mesela bu yaratılışı daha zahir olması, herkes tarafından daha iyi anlaşılması için şu örneği veriyor. Hani fert dedim ya, 6 ayda bir insandan bir fert ayrılıyor. Bunun haşini görüyoruz. Bunu zaten bugünkü biyoloji söylüyor. Hücrelerin yenilenme hadisesi var. Bazı hücrelerin yenilenmesi işte 2-3 seneyi buluyor ondan sonra. Sabit sayılan hücreler var. Ben inanıyorum ki zamanla o da değişecek şu an için. Yani hepsi 5-6 senede bir tamamıyla tertemiz çıkıyorsun yani. Şimdi böyle bir yenilenme var. Böyle bir hareketlilik var, böyle bir tebettül var. Bu tebettül nedir? Hani vardın, yok oldun. Daire-i kudretten daire-i ilme geçtin. Daire-i ilimden daire-i kudrete geçtin. Buradaki şeye bakacağız şimdi. Ne oldu? Cenab-ı Hak yazdı. Kudretiyle yarattı. Cüz iradende ferdi şeyini belirledin. Ferd hadiseni belirledin. Kendi ferdini belirledin. Sonra bu gitti. Bu süreçler bize neyi gösteriyor dedik? Başta şeyi Haşr-ı Kübra, Kıyamet-i Kübra'yı gösteriyor. Haşr-ı Azam'ı gösteriyor bu işler. Peki buna engel ne var? Bu dünya. Haşr-ı Azam olması için, değil mi? Defterin kapanması için bu dünya var. Peki şimdi sorular buydu. Yapacak zaten ilmi buna yetiyor mu? Yetiyor. Yeni yeni yaratmaya Cenab-ı Hakk'ın ilmi yetiyor. Bazen kısmen aynen, kısmen mislem ifadesi de bunu ifade ediyor. Sonra bu dünyanın harap olmasına Cenab-ı Hakk'ın kudreti yeter mi? Bir sapan taşı gibi çeviriyor dedi ya. Bir sapan taşı gibi çevirdiği bir şeyde kuvvet yeter. Burada da şey, mantıksal olarak bir hata yok. Sonra olarak Cenab-ı Hak bu varmış şeyleri toplaması hadisesi var ki bu da farklı bir olay. Yani şeyin şeydeki böyle insan vücudunda birbirine tanışmış olan, birbirine tanıyan, birbirine ünsiyet kesbetmiş şeylerin, hücrelerin tekrar toplanması yine Cenab-ı Hakk'ın ilmi ve kudreti de alakalı olduğu için haşir meselesinde bütün ortak ihtimalleri, akla gelecek bütün sualleri kaldırıyor. Şimdi bir örnek daha, yani bunu daha zahir bir örnek. Şimdi bu, ben burada bir şey isteyeyim de. Haşirim insan zorlanıyor. Zor bir mesele. Evet. Ben zorlanmasının sebebini şöyle anlıyorum. Cesetle ruh ilişkisini çözemiyor. Yani cesede her şey dediği için bunu anlayamıyor. Bilse ki ceset ruh farklı şey. Ve ruh ölmüyor. Ruh cesetten çıkıyor. Yani bu hakikaten cesetle farklı ruhu anlatsa iş çözülüyor zaten. Öyle hayvan imiş yani. Zaten ruh ölmüyor ki. Ne denilecek? Ceset için deniliyor. Sadece ceset noktasına baktığın zaman dediğin gibi abi şey olur, insanın mantığına yapıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle adam kurumuş kemikle gidiyor ya, ufalıyor elinde. Bu mu diyor toplumca?
Yani sadece meseleyi zahirdeki bir şeyle, cesetle ifade anlatılmaya ve ifade edilmeye çalışırsa kimsenin mantığı yetmez ki, yetmemiş de. İbn-i Sina gibi bir dahinin mantığı bu işte yürümemiş. Haşir bir nakildir. Biz iman ederiz şeklinde. Ama mesele üst şeyin haşir olması, yani haşrin bina edileceği bir sistemin, yani insandaki gömülü sistem diye tabir ettiğimiz ruhun üzerinde inşa edilmesi, tekrar bina edilmesi. Yani bir bilgisayar sistem üzerinde şey yapıp silip tekrar yazmak. Ne kadar basitse, ne kadar sistem bunu mükemmel hale getirmişse, sistem ne kadar bunu kolay hale getirmişse, bu mantık üzerinden bilgisayarın bir ruhunu kabul edin. Ondan sonra zahirde giden, çalışan, görünen yazıyı görüp, o bilgisayarın gömülü sistemiyle yazı arasındaki münasebetini anladıktan sonra, görünen şey sana bir mantık ifade etmeye başlar. Ve aklındaki sorunlara cevap verirsin. Ama hali hazırda sadece cesetle bu konuyu anlamaya çalışırsan, mesele anlaşılmaz. Kimse anlayamaz. Çünkü ihate demiyorsun, cüziyatta boğuluyorsun o zaman. Külliye bakamıyorsun mesele. O yüzden zaten abi meseleden kopulmaması için Cenab-ı Hakk'ın ilmini ifade eden, kudretini ve iradesini ifade eden bir örnekle meseleyi şey yaptı, şekillendirdi, çeşitlendirdi. Bu haşir meselesinin bina edilmesi bu şekilde. Ancak bu şekilde olduktan sonra her insanın anlayabileceği. Çünkü örnekler basit, kelimelere yüklenen mana büyük. Anlatılmak istenen şey külli. O yüzden ihatasızlık oluyor. Mesela bir bahar örneği verecek şimdi. Hem bu bahar haşrına benzeyen, dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece ve gündüzün tebdilinde, hatta cebi havada bulunan icat ve ifnasında haşre numune ve misal ve emare olacak. Ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Hatta eğer hayalen 1000 sene evvel kendini farz etsen, sonra zamanın iki cenahı olan mazi ile müstakbeli birbirine karıştırsan, asırlar günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra bu kadar numune ve misalleri müşahede ettiğin halde haşr-ı cismaniyi akıldan uzak görüp istibat etmek, bulut görmek, akıldan uzak görmekle inkar etsen ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak Ferman-ı Azam bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor? Yani bunu hali hazırda müşahede etmeyen kimse yok ki. Kainatın her yerinde yaşayan insanların muhatap oldukları bir meslekleri var. Yani bu bir fabrikada da çalışsa bir devam var, bir süreklilik var. Bahçede de çalışsa, memuriyette yapsa sürekli bir değişiklik ama birbirine benziyor. Aynı günün devamı. Aynı günün farklı, hem kısmen aynen hem kısmen mislen şeyiyle, hareketiyle devam etmesi şeklinde bir hayat devam ediyor. Bunu yüzyıllardır bu şekilde devam ediyor. Bunları bu şekilde görüp de, yani bu kadar bu devamlılığı görüp de, bu devamlılığın arkasındaki sabit bir hakikati görememek, yani bir Cenab-ı Hakk'ı sayamamak ve o Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ruhla zahir arasında, yani desen ki insan sadece bu bedenden ibaret desen, çıkan hakikati de anlayamazsın ortaya. Ondan sonra hakikati de manalandıramazsın ve ifade edemezsin. Ortaya çıkan hakikat nedir? Bir insan var, insanın değişimi var, bedensel değişim var. Sadece atomsal seviyede bahsediyorum. Bir ağaç, ağacın atomsal bir süreci var. Ondan sonra aynı şekilde bir balığın, bir hayvanatın, hatta kainatın atomsal bir devri var. Değil mi? Karbon döngüsü var şu an kainatta. Bu karbon döngüsünün şeyinde bir şey var. Sürekli bir daire ilimden daire-i kudrete, daire-i kudretten daire-i ilme geçen bir Cenab-ı Hakk'ın sisteminin dışarıda görünüşü var. Arkasındaki işleyen sistem nedir? Ruhtur. Cenab-ı Hakk ruhu kainata bir cevher şeklinde yarattığı için ruh sistemi üzerinde, yani bilgisayarın gömülü sistemi gibidir aynı çalışma mantığı. O sistem üzerinden bütün kainatın Cenab-ı Hakk'ın tasarruf etmesi, bütün kainatta bir video açması kadar kolay bir insanın. Bir videoyu silmesi kadar, onu tekrar geri dönüşüm kutusundan geri getirebilmesi kadar kolay. İstediği bir yazı Word'e yazıp tekrar geri silmesi, Word'e yazıp tekrar geri silmesi gibi kolay ve basit bir hadiseyi
arkasındaki bilgisayar sistemi anlaşılmadan anlaşılmıyor. Bazen telefonlarımıza ses kaydı geliyor abi. Ses kaydına böyle bastığımız zaman iniyor. Biz ona niye basıyoruz? Oradaki ses kaydının üstüne, değil mi? Hemen inmiyor. Oraya basmamız lazım ki ses kaydı insin, dinleyelim. Peki biz ona ses kaydı yaptığımızda, bastığımız zaman niye iniyor? Çünkü biz biliyoruz ki bu bireyle bir yerle irtibatlı. Birisi bunu göndermiş buraya ve biz bastık, iniyoruz. Peki aynı şeyi sadece burada yüzeysel olarak düşürsek bu nasıl olur? Diyelim ki ses dosyası geldi telefonuma. Ondan sonra telefonun ben ekran görüntüsünü aldım abi. Yine ses dosyası duruyor orada. Sadece zahir, batını yok. Sadece sureti var diye kabul etsem. Ondan sonra o ses dosyası üzerinde yani sesi görüntüsünü aldım ya. Görüntüsünü aldığım resme tık 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 bassam bir şey iner mi? Akşama kadar bas. Bu eğer kainatı sadece zahirle anlamlandırmaya çalışırsan aynen bu şekilde. Dokunduğun her şey elinde kalır. Akşama kadar düşün, hiçbir şey yok. Ne zaman ki kainattaki haşir kavramını, ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın ihya ve imatesini, yani öldürüp ve diriltmesini ve bunun haşir olan münasebetini anlamak istiyorsak, kainattaki zahirde görülen çevirmeler, yani halkın cedid hadisesi, daire ilimden daire-i kudrete geçme hadisesi, yenilenme hadisesi, birbirisiyle olan muavenet, mübaşeret hadisesi anlaşılır. Bunun batında olan münasebetini anladıktan sonra mesele çözülebilir. Yoksa haşir bir nakildir, akıl bu yolda değil, gitmez değil. Ancak bu şekilde kendimizi rahatlatabiliriz. Ayet şu şekilde Cenab-ı Hakk'ın فَنْزُرْ اِلَى اَعْثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِلَرْدَ بَعْدَ مَفْتَى اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيُ الْمَفْتَى وَهُوَ لَا كُلُّ شَيْءٍ قَدِرٍ فَنْزُرْ نَزَرَتْ اِلَى اَعْثَارِ eserlerine, رَحْمَةِ اللّٰهِ rahmet eserlerine كَيْفَ nasıl يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَفْتِهَا ardı nasıl öldürüyor ve diriltiyor? İnne zalike lemuhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayet-i Mevla Hasan abi yazmış. Biz boşa çevirmeye çalıştık. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünün ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Elhasıl, haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktazi ise her şeydir. Her şey haşri gerektiriyor. Çünkü sürekli oluyor. Değişmeyen hiçbir şey yok ki. Sabit kalan, kararında duran, şu da sabit diyeceğimiz şu sistemde hiçbir şey yok. Zahirde görünen. Evet, mahşere acayip olan şu koca arzı bir adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden, öldüren ve dirilten ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneş onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın bu derece muhteşem ve sermedi rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayir, bekasız, nakız, tekemmülsüz umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Durmuyor da. Ve dünyanın bütün eksikliklerini ifade etmiş. Hani birisine kızmak ve hakaret etmek istesen ancak bu şekilde olur. Ne dersin? Geçici, devamsız, böyle eksikliklerini yüzüne vurmak. Bir karar, kararsız. Ehemmiyetsiz, mütegayir, bekasız, nakız, tekemmülsüz, umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste daimi, berkaran, zevansız, muhteşem bir diyar-ı ahir var. Başka baki bir memleketi var. Bizi onun için çalıştırır, oraya davet eder ve oraya nakledeceğine zahirden hakikata geçer. Ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervahı neyire ashabı, bütün kulub-ü münevvere ahtabı, bütün ukul-ü nurani erbabı, peygamberler,
ehli kalp ve mütekellimi. Şehadet ediyorlar ve bir mükafat ve mücazat ishar ettiğini müttefikan haber veriyorlar. Zahirdeki her ne kadar meşrepsel olarak farklılıkları varsa, batında bir hakikatleri ve birliktelikleri var. Batındaki birliktelikleriyle biz zahirdeki ifadeleri anlamlandırabiliyoruz. Yoksa hepsi kendi başına bir müstakillik deriz. Ama öyle değil. Sadece azami esmalarından kaynaklanan bir farklılık diye 24. sürede anlattık bunu. Ama batında bir birliktelik var. Aynı hakikatten bahsediyorlar. Hiçbiri haşrı inkar etmiyor. Evet, haşrı var. Ondan sonra cennet, cehennem var. Cenab-ı Hakk'ın tevhidini anlamaya ve anlatmaya çalışmışlar. Bazıları hiçliğini anlamaya çalışmış. Bazıları aşkı muhabbette gark olmuş. Ama hepsinde ortak nokta nedir? Tevhiddir, nübüvvettir, haşirdir, adalettir. Cenab-ı Hakk'ın bu noktalarda şey yapmış, ifade etmeye çalışmışlar. Dört hakikat. Mükerreren pek çok kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler. Hulful vaat ve hulful vaat kavramı geldi şimdi. Bu da şeydir. Bir kişinin yapacağım değil, yani bir zatın yapacağım deyip yapmaması, yapmayacağım deyip yapması. İkisi de şeydir, hulftur. Sözünden dönmektir. Hulful vaat ise Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği şeyler var. Yani haşir, haşirden sonraki hayat, tekemmülün neticesinde. Ebedi bir hayat, kararlı, devamlı, ebediyet içeren bir hayat. Hiçbir cihette hem hulful vaad ise zillet hem tezellüldür. Bunu daha zahir bir örnekle nasıl olur? Birisi bana borç vermiştir. Ben ona demişimdir ki ben bu parayı sana falan tarihte ödeyebilirim. 15 gün sonra gel kardeşim paranı benden al dedim. Ama 15 gün sonra adam gelip benden parasını alamıyorsa nedendir? İki izahı var bunun. Ya ben sahtekarım, birinci yönü bu, ya da benim bunu yapmaya gücüm yetmedi. Yani imkanlarım olmadı, işim rast gitmedi. Yapacağım söz verdim ama yani benim elimde olmayan sebeplerden dolayı süreni biraz daha uzatmak istedim. İki manası vardır, başka bir manası yoktur bunun. Birisi zillettir bunu, alçaklıktır. Sahtekarlık. Birisi de tezellüldür. Yani acizliktir. Zilletin elinde olmayan şey kısmı. Hiçbir cihette celal-ı kudsiyetine yanaşmaz. Haşa Cenab-ı Hak için. Hulful vaid ise hani bir şeyler yapacaksınız ama sizi cezalandırırım. Bak haram olursa, haram işlenirse yaşantınızı şeriat dairesinde geçirmezseniz bunun karşılığında bir cehennem var. Böyle bir tehditte bulunuyor Cenab-ı Hak. Ya aftan ya azden gelir. Bu da Cenab-ı Hak yine iki yönüyle yapamayışından ve yapmayışından gelir yani. Haşa bu da Cenab-ı Hak'ın kutsiyetine yakışmaz. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Affe kabil değil. Haşa evet küfür mevcudatın kıymetini iskat, sukut ettirmek ve manasızlığa ittiham ettiğinde bütün kainata karşı bir tahkir, hakir görmek, küçük görmek Cenab-ı Hakk'ın sanatlarını ve mevcudat aynelerinde cilve-i esma-i inkar olduğundan bütün esma-i ilahiye karşı bir tezif ve mevcudatın vahdaniyeti olan şehadetlerinin reddedildiğinden bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan istidad-ı insaniyi öyle ifsad eder ki salah ve hayrı kabule liyakatı kalmaz. Hem bir zulm-ü azimdir ki umum mahlukatın bütün esma-i ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası ve nefs-i kafir hayra kabilsizliği küfrü adem-i affını iktida eder. İnne şirke le zulmün azim şu manayı ifade eder. Kadir-i mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Şahitler, muhbirler ise bu meseleyi ihbar edenler, dava edenler ve şuhud edenler ise mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemal ittifak ile şu meselenin esasında müttehittirler.
Kesretçe tevatur derecesindedirler. Keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Mevkice her biri nev-i beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli istitas hem ehli ispattırlar. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalarından müreccahtırlar. İhbarda iki müsbit binler nafilere tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin subutunu ihbar eden iki adam binler münkirleri inkarını hiç atarlar. Elhasıl dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz dünya bir mezradır. Mahşer ise bir beydardır. Yani harman demektir. Harmanın içi zaten üstad da bu şekilde ifade ediyor. Cennet, cehennem ise birer mahzendir. Mesele bu kadar abi. Sorusu olan var mı Haşir'le alakalı? Bitirmeden kapatıyorum. Abi bir şey ekleyeceğim de. Buyurun. İlk yarım saatte abi Haşir'le ilgili ruhla bedenin münasebetini biraz anlattın abi. Evet doğru. Onunla ilgili bir atıfım var abi de. Yapmıştır. Onu şey yapacağım. Abi Ashar-ı Bediye'nin 95. sayfasında bir sual var abi. Evet. Soruyor ki kimsin? Ölsen yine sen misin? Bedenin inhilali yani dağılması abi ruhun şahsiyetine tesir etmez mi? Diye sorulmuş. Evet. Güzel. Çok güzel soru. Cevap olarak abi, ben bu anda 80 saitten telhis ile tezahür etmişim. Yani 80 evet. Saitten özetlenmiş. Tahminen 40 yaşlarında o zaman. Evet. Senede iki kere evet. Değiştiğine göre. Onlar müselsel şahsi kıyametler ve müteselsil istinsahlar ile çalkalanıp şu zamana beni fırlatmışlar. Evet. Şu sait 79 meyyit bir hayy-i natıkın fihristesidir. Eğer zamanın suyu donup dursa, mütemessil olan o saitler birbirlerini görseler, şiddet-i tehalüften birbirlerini tanımayacaklardır. Ben onların üstünde yuvarlandım, hasenat, lezzat dağıldı kaldı, seyyiat, alam toplandı, yüklendi. Nasıl ki şimdi o merhalelerde daima benim, öyle de meftimle gelecek menzillerde de yine benim. Lakin her senede şu menzil hanelerdeki zerrat iki muhacereti umumi yaptığından ene dahi libasını değiştirir, yırtılmış saygı atar, yeni saygı giyer diyor. Evet. Çok ilginç bir şey yani. Orijinal. İnsanın şahsiyeti, mesela ben senin şu an şahsiyetine münasebettarım. İnsanların şahsiyetleri sabittir. Onun üzerinde devanelerden, saitlerden bahsediyor. Ve bunlar üstadın şahsiyeti olursa birbirine münasebattır bunlar. Yani üstadın şahsiyeti varsa diğer o kendinden ayrılan 80 fert var ya, onlar o zaman münasebettar olur. O zaman haşir kavramından bahsedebilirsin. Eğer üstadın şahsiyet kavramını ortadan kaldırırsan, o fertler diyor ki birbirini tanımazlar bile birbirini. Yani senin 20 yaşındaki halinle 40 yaşındaki halini bir yan yana koysan, tanımayabilirler bile kendi birbirlerini. Farkında mı? Çünkü bunları bağlayacak bir ortak bağ yok. Ortak bir alan yok. Haşir meselesi de bunun gibi. Kainatın özündeki bir hakikatten bahsetmezsen, zaten haşir kavramı diye bir şey gerek yok. Çünkü bağlantısız bir şey, yani batınıyla bağlantısız bir şey, biraz önce verdiğim telefon ekrandaki gibi kopuktur yani. Kopuk olan bir şey de kopuktur zaten. Müstakildir. Tegayyüre şeydir, muhataptır. Tezellüle muhataptır. Yok olup gidecektir. Aslında kimse de bunu istemiyor yani. Herkes ister ki bir haşir olsun yani. Kimse kopup gitmek istemez yani. Vicdanı bozulmamış tabii ki. Allah razı olsun. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.